quiero felicitar a mis jugadores por la victoria. Después de mucho tiempo hemos sumado tres puntos y el partido como partido, pues hemos estado muy nerviosos desde el principio. No hemos podido demostrar todo lo que queríamos demostrar. Obviamente con la expulsión del jugador del equipo contrario se ha facilitado un poco el partido, pero nos ha costado y bueno, con el gol luego pues hemos sido un poquito más relajados, hemos creado un poquito más y el segundo tiempo con el segundo gol creo que el partido ya se ha decidido. Öncelikle sözlerimi oyuncularımı kutlayarak başlamak istiyorum. Uzun bir aradan sonra biz de 3 puan almış olduk. Maç başlangıcı özellikle ilk yarı özelinde baktığınızda biraz sanki maça endişeli bir başlangıç yaptık gibi gözüküyordu. İstediğimiz şeyleri göstermek, istediğimiz şeyleri çok fazla gösterememiştik. Kırmızı kart sonrası işler bizim lehimize gelişmeye başladı. Biraz daha işimiz kolaylaştı diyebilirim ama kazanabilmek tabii ki hiçbir zaman olduğu gibi yine bugün de kolay olmayacaktı. Öyle de oldu aslında. 2-0'dan sonra baktığınız zaman biraz daha artık bitmiş bir maçtı. Bizim lehimize dönmüş ve bitmiş bir maçtı. İlk golden sonra da tabii ki aslında biraz daha rahatlayıp ikinci golü de bulabilmiştik. Oyuncularımızla birlikte düşündüğünüzde şunu görüyorsunuz. Sakatlık yaşamış oyuncularımız, uzun süredir bizle olamayan, oynayamayan oyuncularımızın da oynama fırsatı bulduğu bir maç oldu. Serkan üzerinde yine şunu söyleyebilirim. O da uzun bir sakatlık yaşamıştı. Uzun bir ara vermek zorunda kalmıştı. Tekrar bizimle dönebildi ve tekrar maça çıkabildiği, bizimle olabildiği için hepimiz çok mutluyuz. Sí, bueno, no es fácil en un partido así poner tres o cuatro jugadores jóvenes para hacerlos mejor, pues tienen que entrar en el equipo cuando al equipo le va bien. Nosotros hemos estado en una situación donde no hemos ganado hace mucho tiempo y bueno, hoy hemos dado la oportunidad de jugar a Arif, quizás el próximo partido será otro jugador, pero son chicos jóvenes que tienen que esperar a que llegue su oportunidad. Maça baktığınızda böylesine bir maçta 3-4 tane genç oyuncuyu birden aynı anda sahaya sürebilmek çok kolay değil. Çünkü genç oyuncuların takıma katılabilmesi için, onların da işleyebilmesi için iyi işleyen bir takım olmak zorunda önce. Dolayısıyla biz de 3-4 oyuncuyu birden sahaya sürmenin doğru olmadığını düşündük. Bugün Arif'e şans verdik. Arif bugün ilk 11'de oynama fırsatı buldu ve hep beraber onun da katılımıyla birlikte, bütün oyuncularımızla birlikte uzun zamandır kazanamama serisini sonlandırdık ve bugün galibiyetle sahadan ayrılıyoruz. Yine bu maçta Arif'e şans geldi. Belki önümüzdeki maçta başka bir genç oyuncuya şans gelecek. Ama tabii ki onlar da genç oyuncular ve çalışmalarına her zaman olduğu gibi devam etmeliler. No estaba preparado para jugar 90 minutos. Trezeguet está lesionado y por eso hemos cambiado el sistema de juego. Hemos jugado con tres centrales y bueno, como han visto en un 3-5-2, nos ha dado una victoria. No es el sistema que me gusta demasiado, pero un entrenador se tiene que ir adaptando a las necesidades de equipo y la necesidad de hoy ha sido jugar así. Takımın geneline baktığınızda aslında sizin de görebileceğiniz gibi kanat oyuncularıyla alakalı şu an bir sıkıntı yaşadığımızı söyleyebiliriz. Çünkü baktığınızda özellikle sakatlık yaşayan birçok oyuncunun bu bölgeden oyuncular olduğunu söyleyebilirim size. Örneğin Visca şu an sakatlıktan yeni döndü, aramıza yeni katıldı ama 90 dakika çıkarabilecek durumda tabii ki değil. Yine aynı şekilde Trezeguet'e şu an bir sakatlık yaşıyor ve şu an bizimle değil. Aslında biz bugün maça baktığınızda 3-5-2 sistemiyle oynamayı tercih ettik. Sizin de görebileceğiniz gibi 3 stoperle oynamayı tercih ettik. Bir antrenör her maçlara takımın ihtiyaçlarına yönelik olarak kendini adapte ederek çıkabilmeli. O an takımın ihtiyacı, takımın gerektirdiği sistem neyse o şekilde oynayabilirsiniz. Tabii ki 3-5-2 en sevdiğim sistem diyemem ama takımın ihtiyacı bugün buydu ve buna yönelik olarak oynadık. Creo que también en el partido de hoy se ha visto que los jugadores ya después de 60 minutos han estado un poco cansados. Creo que tengo que subir un poco el nivel de la preparación del grupo. Y no quiero criticar a nadie. Simplemente es una situación que tenemos que aceptar y tenemos que confrontarla.
Baktığınızda her antrenör yeni bir şey getirir. Her antrenör geldiği takıma yeni bir şey katmaya çalışır. Oyuncular da benimle birlikte burada çalışma fırsatı buldular. Çok yoğun şiddette hep beraber çalışma fırsatı bulduk. Bugün maça baktığınızda belki 60. dakikadan sonra aslında biraz yorulan bir takım görmüştük. Bunu söylerken kesinlikle bir eleştiri ya da kimseye bir şey söyleme amacım yok. Bunu söylerken şunu söylemeye çalışıyorum. Belki biraz da maça hazırlık aşamalarında belki bizim de biraz seviyeyi yükseltmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Takıma baktığınızda, grubun geneline baktığınızda çalışmaya istekli, çalışmalara kendini veren, antrenmanlara kendini veren bir grup görüyoruz. Biz de bunun karşılığını vermeye çalışıyoruz oyunculara. Maçın geneline baktığınızda belki skordan memnun olduğumu, tatmin olduğumu söyleyebilirim ama tabii ki futboldan tatmin değilim, memnun değilim. Önümüzde çünkü yapacak çok işimiz var. Bundan çok daha iyisini yapabilecek bir takımız biz. Aslında kafamızdaki o resim çok net. Yapacağımız işler var tabii ki. Bunun üzerine de çalışıyoruz. Sizin de aslında çok iyi bildiğiniz gibi aramızda sözleşmesi bitecek olan, kiralık sözleşmesi bitecek olan oyuncularımız var. Önümüzdeki sezon yönelik olarak biz de çalışıyoruz. Düşündüğümüz 6 ile 8 arası oyuncuyu bünyemize katmak, onlarla sözleşme imzalamak, iyi bir sezon geçireceğimizden, iyi bir takım oluşturacağımızdan tabii ki eminiz. Bunun üzerine de çalışıyoruz biz de.